çocukları nasıl koruruz? Şimdi eğer aile içerisinde bir şiddet ortamı varsa, şiddet illa dayak olmasına gerek yok. Bağırma, çağırma, tartışma, sevgisizlik hani böyle ortamlar varsa ve çocuğunuzu bundan tam olarak koruyamıyorsanız. Çünkü her zaman koruyamayabilirsiniz. Kesinlikle. Aniden başlıyor olaylar çünkü. Koruyamıyorsanız karı koca şunu bilecek. Bu çocuğa eşini kötülemeyeceksin. Bunu ne yazık ki kadınlarımız daha çok yapıyor. Evet. Senin baban şöyle, senin e, anneannen, şey, babannen böyle bana neler etti, bana şöyle etti. Çocuğu dert ortağı yapıyor. O çocuk da hepsinden tiksiniyor. Anasından da tiksiniyor, öbüründen de tiksiniyor. 10 yaşında çocuğun bu olaylarla ne e, alakası var? Sen niye sokuyorsun bu çocuğu dert ortağı? Git başkalarıyla dertleş. Dertleşeceksen. Birincisi her zaman şunu yapmaya çalışmalı. Oğlum tamam biz babanla sorunlar yaşıyoruz ama baban iyi bir insan. İnanmasa bile en azından çocuğunun gözünde babasını bir yerde tutmaya çalışmalı. Tamam veya annesini. O iyi bir insan. Tamam biz hallederiz. Merak etme. Bizim aramızdaki konular oğlum. Kızım sen bu bakma öyle. Sana anneliğini düzgün bir şekilde yapıyor mu? Tamam. Yani yapabildiği kadar işte. Sen merak etme. Onları çözeriz. Sen bunlara bakma. O bana öyle dedi ama ben kırılmadım. İçin kan ağlıyor bile olsa. Bunu çocuğun için yapabiliyorsan bu çocuğu korur.